Herkese merhabalar. Angelina Jolie gibi meme kanserine yakalanmamak için göğüslerinizi aldırmak mı yoksa bir hap kullanmak mı? Efendim, İngiltere meme kanserini önlemeye yönelik bir ilacı onayladı. 2023 Kasım ayında hastalığa yakalanma riski yüksek olan kadınlara meme kanserinin önlenmesi için Türkiye'de de bulunan Anastrozol adlı ilaç verilecek. Şimdi anasozol yıllardır meme kanserinin tedavisinde kullanılan bir ilaç. Ancak İngiltere ilacın kullanım alanını genişleterek sadece tedavide değil meme kanserinin önlenmesi için de kullanacak. Meme kanseri için orta veya yüksek risk altında olan 300 bin kadın bu ilaçtan yararlanabilecek. İngiltere Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada bu 300 bin kadından sadece %25'inin ilacı alması durumunda bile 2000 meme kanseri vakasının önlenebileceği belirtildi. Şimdi bu ilacın özellikleri nedir? Ne oranda meme kanserini önlüyor? Kimler kullanmalı? Başka ilaçlar var mı? İlaçların yan etkileri nedir? Şimdi gelin bunu görelim. Bu arada kanalıma abone olur ve bu videoyu da başkalarıyla da paylaşırsanız ve beğen tuşuna basarsanız sevinirim. Aslında 2023 yılının başlarında İngiltere ilk kez bu tür kadınlar için önleyici tedbir olarak tamoksifen ve, ve raloksifen ilaçlarını önerdi. Ancak son araştırmalar anastrozolun daha etkili olduğu, yan etkilerinin daha az olduğu ve diğer ilaçlar gibi ucuz olduğunu gösterdi. Bu ilacın toplam e, maliyeti, tedavi maliyeti 120 pound. Şimdi anastrozol ilacının patentinde meme kanserini önlemek için kullanım yok. Yani patent dışı, yani endikasyon dışı olarak meme kanserini önlemek için kullanılacak. Bunu da son araştırmadan elde edilen verilere dayanarak yapıyorlar. Peki araştırmalar, son araştırmalar ne gösteriyor? Araştırmalar ilacın hastalık riskinin arttığı menopoz sonrası kadınlarda hastalığın görülme sıklığını %50 oranında azalttığını gösterdi. Son çalışma meme kanseri riski yüksek olan ve yaş ortalaması 59 olan yaklaşık 4000 postmenopozal kadını inceledi. Yarısına günde 1 mg anastrozol, yarısına da plasebo verildi. 5 yıllık takip edildi bu hastalar. Plasebo grubunda 85 kadında, anastrozol grubunda ise 40 kadında meme kanseri gelişti. Yani ilacın meme kanserini önleme başarısı %53. İngiltere'deki Kanser Araştırmaları adlı hayır kurumu tarafından yapılan bu araştırma Lancet Tıp Dergisi'nde de yayınlandı. Araştırmalar uzun süre bir diğer ilaç olan tamoksipen alan bazı hastaların yan etkiler nedeniyle bu araştırmalarda vazgeçildiğini gösteriyor. Peki ilaç nasıl etki gösteriyor? Anastrozol, aromataz inhibitörleri grubundan bu sınıftan olan bir ilaç. Aromataz enzimi nedir? Bu enzim, östrojen üretiminde kilit bir rol oynar. Androjenleri yani testosteron gibi hormonları östrojene dönüştürür. Birçok meme kanseri östrojen hormonu tarafından beslenir. Anastrozol vücudun östrojen üretmesini önler ve tamoksifen gibi ameliyat sonrası nüksü önlemek için yıllardır kullanılıyor. Bazı meme kanserinin östrojen reseptörleri var. Östrojen reseptörü pozitif veya ER pozitif kanserler olarak da söylenir. Bu da östrojenin bu kanser hücrelerinin büyümesini artırdığı anlamına gelir. Şimdi aromataz enzimi vücutta üretilen östrojen miktarını azaltır. Bu özellikle vücudun östrojenin çoğunun bu işlemle yapıldığı menopoz sonrası kadınlarda yararlı. Menopoz öncesi kadınlarda yumurtalıklar birincil östrojen kaynağıdır ve aromataz inhibitörü daha az etkilidir. Bu yüzden sadece menopoz sonrası kadınlarda bu ilaç kullanılır. Peki kimler kullansın? Kadınlar iki ya da daha fazla kan bağı olan akrabalarında meme kanseri bulunuyorsa ya da 50 yaşından önce bu hastalığa yakalanmış bir anne ya da kız kardeşe sahip olmaları gibi kriterler durumunda yüksek risk altında kabul ediliyor ve bu ilacı kullanabiliyorlar. Peki ilacın yan etkileri var mı? Evet her ilaçta olduğu gibi bunun da yan etkileri var. Yaygın yan etkileri var. Mesela sıcak basmaları menopozda da görülen bir durum. Genellikle yoğun olarak yüz, boyun ve göğüste bir ani sıcaklık hissi oluyor. Eklem ve kas ağrıları olabiliyor. Artıralcı yani kas ağrısı oluşturabiliyor zayıflık veya yorgunluk yani alışılmadık derecede yorgun veya halsiz hissedebiliyorsunuz. Ruh hali değişiklikleri özellikle depresyon gibi birtakım ruh hali değişikliklerine yol açıyor. Terlemede artış yani gece terlemelerinde artışa yol açıyor. Bulantı ve kusma var. Çok yaygın değil ama bazı kişilerde sindirim sistemi ile ilgili rahatsızlıklar yaratabiliyor. Baş ağrısı var şiddetli veya ö, hafif olarak baş ağrısı da olabiliyor, kemik kaybi yani osteoporoz da yaşayabiliyorlar, özellikle uzun süreli kullanımda buna yol açıyor. Daha az yaygın ancak daha ciddi yan etkileri de var. Kalp problemleri, mesela kalp krizi veya anjina gibi, özellikle önceden kalp hastalığı olan kişilerde buna yol açabiliyor. Kolesterol seviyelerinde artışa, çünkü bunların lipid profillerinin de mutlaka değerlendirmesi lazım hastalığı ilacı kullanırken kemik kırıklıkları yani kemik mineral yoğunluğunun azaldığı için şiddetli cilt reaksiyonları olabilir yani dermatolojik sorunlara da yol açabiliyor. İngiltere Kanser Araştırmaları Klinik Araştırma Direktörü bu ilaçla ilgili şunu söylüyor. Bu dönüm noktasındaki niteliğindeki çalışma, anastrozolun ortalama hastalık riski daha yüksek olan kadınlarda meme kanserlerini önlemeye yardımcı olmada değerli olabileceğini gösteriyor. Artık hangi kadınların anastrozoldan en çok fayda göreceğini ve hangilerinin en az yan etkiye sahip olacağını tahmin edecek doğru testlere ihtiyacımız var, diyor bir 61 yaşındaki bir kadında hastalığa yakalanma riskinin yüksek olması ve ailede meme kanseri öyküsü bulunması nedeniyle bu ilacı e, alıyor teklif ediliyor o da kabul ediyor ve Ocak 2023'te tamam diyor e, bunun kullanmasını. o da şöyle söylüyor annemin meme kanseriyle mücadelesini izlediğimden ve riskim çok yüksek olduğundan anastrozol almak benim için çok kolay bir karardı. Anastrozol meme kanserine yakalanma riskimi azalttı. Bu da sürekli endişelenmeden veya meme kanserine yakalanırsam ne olacağını düşünmeden bir hayat yaşayabileceğim anlamına geliyordu. Bu gerçekten bir hediyeydi. Aileme ve kendime huzur verdi ve daha da önemlisi sabırsızlıkla bekleyeceğim bir gelecek sağladı diye yaşla ilgili düşüncelerini söylüyor. Evet İngiltere'de kullanıma başlandı bu olay. Araştırmaların sonuçlarına göre bakalım Türkiye'de ne olacak. Her zaman olduğu gibi efendim sağlık zenginliktir. Sağlıcakla kalınız.